Oy ötesi yok mu seçim? Yok. Yani kendilik yapıyorlar. Bireysel olarak. Bireysel olarak katılacak. Referanduma hazırlık yapıyorlar. Evet, STK'lar var. Sadece o değil. STK'lar var ama STK'lar yetmiyor. Orada parti görevlisi olmadığı sürece sana vermiyorlar. Yani o STK'larla partiler arasında bir iletişime ihtiyaç var. Burada özellikle CHP'nin çok büyük rolü var. Seçim güvenliğinde. HDP ne kadar sahip çıkacak bilmiyorum. HDP yaklaşık 20 yılda HDP diye bir şey evet, yok. Yönetimi yok. Sorunun çözümü şöyle oluyor demek ki. Ben sana anlatmaya çalışıyorum. O burada sandığa görevli verebilecek olan parti, sivil toplum ekiplerinden ya da farklı siyasi partilerden isimleri kendi görevlisi olarak yazabiliyor. Bölgesel platformlar var. Yazardır. Tabii. Yani bölgesel platformlar var şu anda. Mesela İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çeşitli platformlar faaliyete geçti. Doğal olarak oralardan da yazılacak. Adıyaman'da nasıl gidecek bu iş? Orayı, evet işte orada muamma. Yani, oralar muamma. Şimdi arkadaşlar yani bahsettiğiniz şeyler o kadar sembolik kalıyor ki. Yani bunlar, bu seçim izlemesi yapıyoruz diyenler sembolik kalıyorlar topluma genelinde baktığınızda. Etkili bir uluslararası izleme yapılır mı? Zannediyorum referandumlarda olmuyor Avrupa Konseyi'nin şeyi. Burada esas sorun, o halin varlığıdır aslında. Seçimlerde oluyor da referandumda olmuyor. Referandum kapsamıyor. Esas sorun o halin varlığıdır. Bu sorulan illerde o hal koşulları altında adam bile sandıklara koyamazsınız. Bu problemi anlatmak gerekiyor. Halkımızın da bilmesi gerekiyor. Doğrudur. Yani Adıyaman'da o hal koşullarında adam koyacaksınız. İki tane başçavuş gelecek, o adamı oradan kaldırıp atacak. Ve şöyle bir hüküm var kanun hükmünde, kararnamelerde. Hukukçu olarak bunları aşmamız gerekiyor. Kamu görevlilerinin bu kanun hükmünde, kararnamelerin yürürlükte olduğu süre içerisinde yapmış oldukları hukuksuz eylemlerden dolayı idari, mali, hukuki soruşturulabilme şansları yok. Bunları da konuşmak gerekir galiba. Tabii. Yani bu olmayacak normal koşullarda. Tabii. Evet. Özür dilerim. Giriyorum yani yardımcı olmak maksadıyla. Neden? Çok üzülüyorum. Tabii. Neden hızlı oldu bu iş? Yani bu bence yeterince açıklamadı. Yani konjonktürün gerektirdiği bir şeydi bu. İktidar açısından. Burada önünün açıldığını görünce bu fırsatı değerlendirmek istedi. Hızlı, en hızlı şekilde geçirmek istedik. Çünkü hakikaten siyasi tablo vahim durumda Türkiye'de. Bunu da görmek gerekiyor. Meclisin milletvekili sayısı bence bu genel standartları vardır bunun. 600 kabul edilebilir standartlar içindedir. İngiltere'de 600 galiba. Yani çok aşırı değil. Dünyada öyle 1200-1300 parlamentolar da var. Ama demokratik ülkelerde bu kadar yüksek rakamlar görmüyoruz. Yani sınırları çok aşan bir sayı değil. Bir tercih meselesidir bence bu. Şeyi kolaylaştırabilir. Kalma sistemi. Onu zaten Tanrı Bey söyledi. Başkanın seçimini de kolaylaştırıyor. Sayı arttıkça oradan buradan adam da alabilirsin. Tabii ama şunu bir de belirtmek gerekir. Bu referandumdan sonra ciddi anlamda bir siyasi partiler temizliği gündeme geldi. İçinde mi düşündü? İçinde. Yani oradan çıkanlar MHP'den geri girecek. İktidar partisi büyük şekil değiştirebilir. Yani muhalefet partilerinden de çok özellikle bu FETÖ kapsamında çok sayıda kişinin ben siyasetten temizlenmeye çalışılacağını, yani onların hakları açısından temizleneceği demiyorum da, yani ne olduğunu bilmiyorsun. Yani FETÖ'nün B takımı girecek, A takımı çıkacak. Hiç bilemiyoruz ama yani böyle bir faaliyetin yapılacağını düşünüyorum ben. Bu referandumdan sonra seçimlerden önce olacak. Valla benim soruma hangisi olamadım ama
Hangisinde duruyor? Başkanlık. Dünyada temsiliyet sorun var. Herkes, yani halk temsil edilemedi mi? Yani yöneticiler ise otoriterlik peşinde. Temsiliyet sorunu nasıl giderilir? Asıl demokrasinin orada olması lazım. Halkın iyi temsil edilmesi. Yani gayet tabii. Parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında temsiliyet açısından fark nedir? Yani çok belirgin aslında bir anlamda başkanlık sistemi daha iyi çünkü hem yürütmeyi seçiyor hem parlamentoyu seçiyor. Yani bu başkanlık sisteminin avantajı tabii ki. Parlamenter sistem bir zorunluktan doğmuştur. Yani bir krallığın dönüşümünün eseridir aslında o açıdan bakıldığında. Bir monarşik yapının dönüşümünün sonucunda oluşmuş kendi özgün modeldir. Mesela hiçbir günümüz monarşilerine başkanlık sistemi uygulayamazsınız çünkü olmaz. İki başlık mutlaka şarttır monarşik bir yapıda. Yani şimdi İngiltere'de başkanlık sistemini getirmek için cumhuriyet ilan ediyorsunuz. Yani bu açıdan iyidir. Yani başkanlık sistemi kuvvetlerin tam ayrılığını sağlar. Hem yürütme hem yasama doğrudan halk tarafından seçilir. Avantajları da var yani başkanlık sisteminin. Ama bunları siz hani tam anlamıyla kullanmazsanız İşte bu farklılaşmış başkanlık sistemleri dedim, sistemler ortaya çıkıyor. Zaten bu ayrılır da yani dünyada bizimki nasıl değerlendirileceğini bilmiyoruz ama dünyada başkanlık sistemi var ve başkancı sistemler dediğimiz sistemler var. Bunu siyaset bilimcileri, anayasa hukukçuları ayırırlar zaten. Doğru işleyen bir başkanlık sisteminin kurulamayacağı endişesiyle biz bunları zaten söyledik şimdiye kadar. Gerçek anlamda bir başkanlık sistemi o avantajlı olduğu dolayısıyla ortadan kalkmış oluyor. Şimdi seçimle gelen krallar diye bir kitap var. Bu başkanlar da seçimle gelen krallar oluyor. Belediyede çalıştım. Belediyedeki sistem de başkanlık sistemi. Oradan hiçbir etkisi yok. Başkan, otorite her şeyi yapıyor. Sizin dediğiniz başka bir tartışmanın ama konusu. Yani demokrasilerin yozlaşması, yani demokrasilerdeki sorun. O da tartışılır ama o başka bir program. Yani yani bizim genel olarak demokrasinin sorunları işte lider sultası ya da günümüz demokrasilerindeki yozlaşmalardan ziyade başkanlık ve parlamenter olarak aldığınızda karşılıklı avantaj ve dezavantajları var bu sistemlerin. Ama parlamenter sistem de önlemiyor o lider sultasını. Çünkü parlamenter sistemde de 40 yıldır, 30 yıldır iktidarda kalan değil mi? Parti başkanı olan en azından. Deniz Baykal hala genç lider diyor mu kendini değil mi ama yani? Mesela rakana kadar gençti. Referandumdan sonra tekrar. Evet, yani böyle bir durum orada da var yani. Daha yok. Bir ekleme yapabilirsiniz de, sizin aslında belirtiniz husus çok önemli. Yani siyasal temsilin şekilsel mi yoksa işlevsel mi olacağı konusu biliyoruz, evet. Yani hoca da ifade etti. Yani bu bir parlamenter sistemlerin yaşadığı sorunla, hatta bizim örneğimizde yozlaşmasıyla da ilgili olan bir şey. Parti içi demokrasinin olmaması ya da seçim sistemi. Ama bizde şöyle bir algı var. Siyaset bilimci İlter Turan, Türkiye demokrasisini mekanik demokrasi olarak tanımlar. Mekanik demokrasi, demokrasi anlayışımızın salt 4-5 yılda oy kullanmaktan, seçime katılmaktan ibaret olması ve onun da ondan sonra milli irade olarak dillendirilmesi. Bu sorunlu bir şey bir kere. Yani dünyada demokrasinin olmazsa olmazlarının başında sandık gelir, seçim gelir ama orada başlar, orada bitmez. Bizdeki demokrasi algısı böyle. Ersin Hoca da ondan sonra İlter Hoca'nın bıraktığı yerden Türkiye'de demokrasi aksak, eksik işlemeyen demokrasiyi bilgisayarın hardware ve software ile ilişkilendirir. Bizim demokrasimizde bir bilgisayarın hardware ile ilgili çoğu şey vardır. Başlı seçim olmak üzere ama software'e geldiğinde, yani program meselesine geldiğinde program sürekli olarak hep aynı şeye tekrar eder. Dolayısıyla mesele salt seçime indirgenmeyecek meselesi. Seçimle siyasal temsili eşitlemek
çok arkaik bir şey artık günümüzde. Ama bunu aşamadı maalesef Türkiye'deki bizim parlamenter sistemimiz. Niye? Yani 12 Eylül cumdası istikrar adına %10'luk bir baraj koydu. Ondan sonra gelen bütün partiler bu %10'a arkalarını alarak iktidarlarını devam ettirdiler. Dolayısıyla bir barajın mümkün olduğu ölçüde düşürülmesi, yani siyasal temsili fonksiyonel hale getirmek açısından önemli. İki, siyasal partilerin iç işleyişini demokratikleştirme meselesi, işte lider egemenliğinin sona ermesi falan. Yani 1000 kişilik bir kurultay ya da kongre genel başkanı seçiyor. Genel başkan ondan sonra kendisini seçenleri daha önce buluyor tabii bu. İlçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına ondan sonra kurultay delegesi yapıyor. Yani kısır döngü içinde parti iç demokrasiyi işletiyoruz. Mutlaka ve mutlaka burada yani hukuki anlamda daha yaptırım, yani hem parti içi demokrasinin işleyişine hem de seçim sisteminin daha demokratik hale getirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Parlamenter sistem yerine başkanlık sisteminde temsil mekanizması. Yani ben tam tersine seçim, temsil, tek kişi. Yani bu hiç demokratik değil diyorum ben. Tam tersine işleyen bir şey. Parlamenter sistemde en azından bu süreçler nispeten mekanik, bizde mekanik bir sorun ortaya çıkıyor. Diyoruz işte 40 yıl genel başkan kalıyor. Evet, Türkiye olunca, Sayın Baykal olunca öyle ama İngiltere İşçi Partisi'nde öyle değil, Muhafazakar Parti'de öyle değil mesele. Yani birazcık biz bunu yani kendimize uygun olarak üretiyoruz. Ticaret Odası Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı 20 yılın üzerinden beri İzmir Ticaret Odası Başkanı. Sivil toplum düzgün mü? Yani sonuçta tıkanıyor sürekli olarak bu bir kültür olarak, ama mutlaka temsili seçime tek başına indirgemeyen, demokrasiyi pekiştirecek bir takım ara kurumları anayasal ve yasal bir takım mekanizmalarla devreye sokmamız gerekiyor. Yani bu milli irade fetişizmini de aşmamız gerekiyor. Seçimle başlayacak ama seçimin yanına bir takım ara mekanizmalarla güçlendirmek gerekiyor. İki siyasi partiler yasası ile en azından bu işleri çözemeyiz. Tabii. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim abi. Şimdi... Mustafa. Bir şey diyeceğim. Buyur. Bu çalışıyor. Şurada bir şey var mı? Ha, yani şimdi hangi sistem Türkiye'ye uygundur sorusuna ben cevap vermedim. Buna karar vermek oldukça zor. Yani çünkü hani bu işte klasifikasyonlar ve işin anayasa hukuku ve siyaset bilimi var. Bir de gerçeklik var. Yani şimdi gerçeklikte bazen olmaz dediğin şeyler iyi tutuyor. Dolayısıyla ben hiçbir zaman şu iddiada olmadım. Yani bir anayasa hukukçusu olarak parlamenter sistem en iyisidir ya da şu en iyisidir demedim. Çünkü pratikte o ülkenin ona adaptasyonu çok önem taşıyor. Siz olmaz diyorsunuz, oluyor. Olur diyorsunuz, olmuyor. Yani bu o kadar hani bir uzman meselesi değil. Ben o kadar pozitif bir bilim adamı hiç değilim zaten. Yani, hani bunun reçetesi şudur falan. Tıpta bile artık olmuyor yani. Yıllardır yağ yemeyin dediler. Şimdi yağ yemiyorlar. Yani ben inanmam ben şimdi. Doğru. Yani %100 inanmam. İnanırım ama yani bir şüpheyle yaklaşmak bilimde esastır. Ancak şu var. İki grup bilim adamı vardı. Bunlardan birisi çatışmalı toplumlarla ilgili yazılar üretmişlerdir. Kutuplaşmış toplumlarda hükümet sistemi ne olmalıdır diye. Bunun birisinin, yalnız burada da bir uzlaşmaya varamamışlardır. Bir Horowitz diye bir kişi vardır. Bu işin bir kutubun başını çeker. O der ki kutuplaşmış toplumlarda başkanlık sistemi lazımdır. Başkanlık sistemi kutuplaşmayı minimize eder. Fakat buna karşın Linz gibi şeyler, siyaset bilimciler, parlamenter sistemin kutuplaşmış toplumlarda daha iyi netice vereceğini, kutupları yumuşatacağını savunur.
Orospu'nun dayanak noktası şu. Eğer başkan %51 ile iktidara gelecekse toplumdaki bazı kesimleri de entegre etmek zorundadır. Yani sadece kendi siyasi eğilimiyle bunu beceremez. Dolayısıyla burada bir yumuşama sağlar. Dikkat ederseniz bizde de kullanılıyor bu argüman. Yani yani hükümet tarafından ileri süren argümanlardan birisi budur. %51'i sağlamak zorunda şeklinde. Ama diğerleri de der ki bu acaba başka bir kutuplaşmayı yani %50 karşısında %50 gibi yaratmaz mı? Yani oluşmaz mı? Bu burada artık ben size söylüyorum, siz tercihinizi yapın. Ben çok kesin bir tercih sahibiyim. Bir de ikinci grup bildirim adamı da geçiş toplumları, demokrasiye geçiş toplumları açısından incelemişlerdir. Başkanlık sistemi demokrasiye geçişi kolaylaştırır mı? Parlamenter sistem mi daha kolaylaştırır? Bizde de demokrasi sorunu var ya, yani pekiştirmemiz gerekiyor demokrasiyi. Acaba hangisi daha iyidir? Burada da varılan aslında ortak bir kanaat var. Deniyor ki size en yakındaki sistemi geliştirmeye çalış. Yani bu parlamenter sisteme işaret ediyor bu anlamda. Yani demokratikleşmeyi ilerletmek için tartışma yaratmayın. Zaten kullandığınız ve alışkın olduğunuz sistem üzerinden demokratikleşmeyi pekiştirin. Ya da bu yoldan gidin. Diğeri size vakit kaybettirir. Belki demokrasinizi, olan demokrasinizi de kaybedersiniz diyorlar. Bu demokrasiye geçiş uzmanları. Bu noktada biz ama yani şimdi Cumhurbaşkanı'na... Ben buna katılıyorum. Bence Türkiye'de demokratikleşme daha önemlidir sistemden. Ve biz bu tartışmalar yerine bugüne kadar demokrasiyi pekiştirecek tartışmalar yapsaydık daha fazla yol alırdık. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Halk tarafından seçilsin diye bir kere şey oldu. Bundan geri dönüş olabilir mi sizce? Olur tabii. Çünkü Brezilya ilginç bir örnektir. 1963 yılında başkanlıktan parlamenter sisteme geçti. Bir yıl sonra tekrar başkanlığa geçti. Bu ilginç bir örnektir. Yani bir yıl arayla baktılar ki ya parlamenter sistem bize uymuyormuş. Hemen geri çark ettiler. Ben de zaten biraz önce dediğim oydu. Biz bunu daha uzun düşünmeliyiz ve toplumda demokrasi temelli fikir birliği temelinde yeni anayasa değişiklikleri teklifi sunabilecek bir berraklıkta bir demokratik hareketin ortaya çıkması gerekiyor daha iyiye giderilmek için. Şimdi bir de tabii şey var, 1908'de birinci müşkül konferi, bir parlamenter şeyimiz var. 1876'ın geleneğimiz var. Yani o da bizim için, yani onu tartışıyoruz. Yani tersi örnekler var. Mesela Finlandiya başkanlığa yakın bir yarı başkanlık sistemine sahipti. Yalnız 99'da bütün anayasaya değiştiren bir reform yapıp parlamenter sisteme geçtiler. Zannediyorum memnunlar. Yani sistem değişiklikleri birkaç yerde çalıştı. Evet efendim, moderatörün notuyla bitirin. Moderasyonumuzda bir söz hakkı var ama bunu böyle uzun uzun demeyeceğim. Ben önce Tanju hocamızı, Levent Korkut hocamıza çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara katkılarımıza özgür, katıldıklarına özgür. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Füren Düşünce Enstitüsü'ne, Frederic Ebert Vakfı'na, böylesi bir toplantıyı benzerlerinden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir cümleyle bitiriyorum sözlerimi. Şimdi yönetim tarzından yönetişim tarzına geçen bir dünyada yaşıyoruz. Görünürlük, katılımcılık, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik çok önemli. Yönette de olsa böyle. Bizim demokratik hukuk ölçüleri çerçevesinde Türkiye'de devletin yapısal bir dönüşümüyle ilgili fazlaca bir başarılı bir hikayemiz olmadı. Böyle bir fırsat yakalayamadık. 2011 benim çok acıdığım, kaybetmekte çok üzüldüğüm bir yıl oldu. Bütün Türkiye 2011 genel seçimlerinde yeni bir anayasayla gitmişti. Siyasi ve toplumsal enerji yeni bir toplum sözleşmesi konusunda tarihinde hiç görülmediği kadar bir potansiyel mutabakat zemini sağlamıştı.
hani daha fare doğru derler. Bu seçim benden sonra bir komisyon kuruldu. 60 maddede üzerinde bir mutabakat sağlandı. Ama zülfiyare dokunan maddelerde bir türlü mutabakat sağlanamadı. Ben o günlerde bir yazımda ipe un seviyorlar dediğimde Sayın Cumhurbaşkanı bir mitingde benim bu konuşmamı aldı. Adımı vermeden de olsa bunu aldı, kafama vurdu benim. Sonra da zaten yargılandım iki tane ayrı yazımları istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bugün bu referandumda hayır diyenlerin ve evet diyenlerin bu referandum sonucu ne olursa olsun bundan sonra da neye evet neye hayır diyeceklerini bugünden söylemeleri lazım. Ben önce hayır diyenlerden başlayayım. Hayır diyenlerin bu sisteme tek adam sistemi diyorlar. Bu sisteme otoriter yönetim hükümet modeli sistemi diyorlar. Ama bu referandumdan sonra demokratik katılımcı bir sistem önergesini bununla beraber söylemezlerse, bununla beraber onu da gündeme getirmezlerse, yani tutumlarını orta ve uzun vadeli bir siyasi tutum olarak da bu süreci fırsat bilerek söyleyemezlerse, onlar da önemli bir şansı kaybeder. Evet diyenler de böylesi bir sisteme geçtikten sonra, bu kadar güçlendirilmiş bir tek adam yönetimine geçtikten sonra nedeni, nasıl, niye daha iyi yapacaklarını söyleyemezlerse daha sonra o zaman her iki tarafın da kaybedeceği bir referandum olabilir, sonuçları ne olursa olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.